Efendimiz dünyevi intibalarla o mezar hayatını muhtelif hadis-i şeriflerde tasvir ediyor. Sümme izâ şâe enşere, sonra dilediği zaman onu tekrar diriltecek. İşte kıyamet, sayhadan vahide, İsrafil'in suru üflemesiyle yevmül huruç başlayacak. Herkes mezarlardan çıkacak o gün. O mezar meydanı ahiret meydanına doğru bir yürüyüş başlayacak. Yevmül hulut artık orada bitmeyen bir gün başlayacak. Bir ebediyet günü başlayacak. Cenab-ı Hak onu sonra dilediği bir vakit yani kıyamet onu yeniden diriltecek. Cenab-ı Hak bize istikbalde önümüze gelecek hadiseleri bahsediyor. Kaf suresinde de ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de hepimizin başına gelecek hadise. İşte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sen daima ölümden kaçar. Çünkü ilahi bir yolculuk, nasıl gideceğim, ne olacak, neyle karşılaşacak, bir takım meçhuller. Ne kadar kaçsa ölüm onu yakalayacak. Onun mülkündeyiz. Onun verdiği rızıklarla merzukuz. Dünya gelişimizi, gidişimizi, anamızı, babamızı, toprağımızı O tayin etti. Külli iradenin muhtevası içindeyiz. Velhasıl mühim olan o ölüme hazırlanabilmek. İşte burada ölüm serçuru gerçekten gelir de, işte insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. İsrafil sura üfülür, sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Ondan sonra yine Cenab-ı Hak, hayır hiçbir zaman onun emrini tam olarak eda etmedi. Yani hayır insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. Bu kadar ilahi azamet tecelli, kudret akışları demek ki insan yer yer unutuyor Allah'ın emirlerini. Yani kendine göre nefsi tavizler veriyor. Tavizler vererek kendisine bir takım filan mazeretler çıkartıyor. Velhasıl Cenab-ı Hak külli iradenin içinde bu külli iradenin cüz'i irade verilmiş. Düzgün kullanabilmen için kalbinin terakki etmesi Cenab-ı Hak'la beraberlik zaruri. İşte la ilahe illallah o da budur. Kalpten bütün menfiler atılacak. Kalpte hiçbir şey, bir mekan, bir put olmayacak. İllallah o kalpte bütün ancak cemali sıfatlar o kalpte tecelli edecek. İşte o şekilde insan kâmil hale gelecek. Ondan sonra Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den misal verdi. İnsanın yaratılışından misal verdi. Kabirden misal verdi. Dirilişten misal verdi. Ondan sonra Cenab-ı Hak insan bir yediğine baksın buyuruyor. Bir yediğine baksın diyor. Şimdi kahvaltıdan kalktık. Neler hazırlandı? Kim hazırlattı bize? Cenab-ı Hak onları İhsan etmeseydi mümkün müydü? Birçok mahlukat ancak bir tek iki birkaç gıdası var. Bizim için Cenab-ı Hak o kadar ihsan etti ki bütün mahlukattan istifade ediyoruz. Topraktan istifade ediyoruz. Cenab-ı Hak insan yediğine bir baksın buyuruyor. Yediğine baksın, yediğini bir tefekkür etmek, şükretmek. Cenab-ı Hak ne kadar lezzetli. O arı 45 günlük ömründe bize çalışıyor. Hanelerini dolduruyor, ondan sonra 45 günlük ömründe ölüyor. Ambalaj yapıyor, insanlara takdim ediyor. Cenab-ı Hak arıya o vazifeyi verdi. Birçok mahlukat, bir süt fabrikaları, otu alıyor, suyu alıyor, bir içeride bir fabrikasyondan geçiyor, süt olarak veriyor. Hadi Cenab-ı Hak bazı şeylere bir şey koyuyor, engel koyuyor, azamet-i ilahi düşünsün. Hadi o hayvanın yaptığını bir sanayi kurulsun, bir yerden ot verilsin, bir yerden su verilsin, süt olarak çıksın. Evlat doğuyor, Cenab-ı Hak o evladın durumuna göre anneden süt vermeye başlıyor. Sonra Cenab-ı Hak biz yağmuru bu suyu biz suyu yağmur olarak nasıl boşaltırız, boşaltmışız buyuruyor. Yani bir yağmura bir dikkat etmek nasıl ilahi bir fıskiye, nasıl güzel bir manzara.
hiç birbirine çarpmadan iniyor. Fırtınalarda bile baktığımız zaman beraber gidip geliyor. Şu bir yerde bir musluk gibi akmıyor. Nasıl, ne kadar bir intizam program. Mevlana diyor ki yağmuru düşün diyor. Bak kainatı oku diyor. Kainat ilahi bir kitap diyor. O yağmur diyor nasıl meydana geliyor diyor. Bütün münevves sular, pis sular, temiz sular, tuzlu sular, ekşi sular, bütün suları güneş tebahür ettiriyor. Hepsi yukarıda semada bir yıkanıyor, temizleniyor. Sonra rahmet olarak akıyor. Birçok gıdanın içine giriyor, onları sen yiyorsun. Toprağın içini toprağa inbat ettiriyor. Güzel manzaralar veriyor. İşte diyor sen de diyor yağmur gibi ol diyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Sen diyor yağmur gibi ol diyor. Bütün diyor, içindeki menfileri boşalt diyor. Onları filtreden geçir diyor. Temizle diyor. Bir rahmet tevzi et diyor. Sonra diyor Cenab-ı Hak yeri diyor biz nasıl yardık diyor. Nasıl o nebatlar topraktan çıkıyor? Bir ot nasıl çıkıyor? Şöyle yapsak kopuyor. Parmağımızı şey bir toprağa delemeyiz. O çiçek, o yaprak, o şey, ot ne şekilde çıkıyor? Orada taneler biçilmişiz. Yoncalar, üzümler buyuruyor. Zeytinler ve hurmalıklar, ağaçlar, bol bahçeler. Orada da ilahi azameti bir tefekkür istiyor Cenab-ı Hak. İlahi kudret akışları, ilahi nakışları. Hepsi bir toprak terkibinden geliyor. Bir toprak terkibinden ne kadar milyonlarca nebat çıkıyor. Düşün o toprağın kaç tane kolorist çalışıyor? Kaç tane dekoratör çalışıyor? Ve nasıl o geliyor? İnsana Cenab-ı Hak takdim ediyor. Hepsi bir tebessüm halinde. Güle bak tebessüm, ne menekşeye bak tebessüm. Hiçbirine bir cırtlak renk, bağıran bir renk yok. Hepsi bir ahenk, ilahi ahenk. Ve Cenab-ı Hak işte okumak insan ruhunda bu şekilde bir güzel bir Allah'a Allah'ın cemali sıfatlarıyla müzeyyen o yaratılanlardan Cenab-ı Hak daha çok insana istidat verdi. Onun daha ötede olmasını Rabbimiz istiyor ki cennete layık hale gelecek. Yani kaba, hantal bir şey cennete bir davetiyesi yok. Yani diğer mahlukatın vasıflarından sıyrılması lazım. İncelecek, zarifleşecek, hassaslaşacak. Her şeyle konuşur hale gelecek. Her şeyin hal lisanında anlayacak. Her şey Cenab-ı Hakk'ı hatırlatacak. Hamd halinde yaşayacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her rekatı tekrarlıyoruz. Bunu hayatımıza geçirebilme. Yani bunun lafızda kalmaması. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Hakk'ı bir selâ halinde yaşayabilmek. Şükür halinde, teşekkür halinde yaşayabilmek. Peygamberlerin masumda hiçbir günahı yoktu. En çok ibadet eden onlardı. Malıyla, canıyla en şey mücadele eden peygamberlerdi. Neydi? Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri şükredememe korkusu, endişesi. Demek ki bir mümin daima hamd halinde, şükür halinde olacak ve zikir halinde olacak. Dünyada huzur, elâ bi zikrillâhi tatmînül kulûb. Bilesiniz diyor Cenâb-ı Hak, kalpler ancak Cenâb-ı Hak'ta huzur bulur.